Şimdi siyasi olarak baktığımız zaman gerçekten Türkiye'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri oldu. Bizim gözlerimiz sizi aradı. Özcan Purç yeniden milletvekili olacak diye. Ama siz olmadınız. Evet. Ve milletvekili aday mı olmadınız? Yoksa size Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden teklif mi gelmedi? Sizin tepkileriniz de vardı. Tepkinizde hatta istifayla şey yaptınız. Neden tekrar milletvekili olmadınız? Bunun altyapısı neydi yani? Neden? Evet. 3 dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğini yaptım. Son bir ayda da istifa ettim. İstifamın en büyük sebebi mevcut yönetime karşı yaptıkları yanlış ve hatalara karşı. Ben 24 yıllık Cumhuriyet Halk Partiliydim. Yani 24 yıl gençliğimi verdim. En alt kademelerden başladık. Delegelikten başladım. Yani dolayısıyla ciddi bir emeğimiz var. Ama istemeye istemeye partiden istifa etti. Bunun en büyük sebebi genel merkezin yapmış olduğu yanlışlar, Evet. eksikler. Cumhuriyetin en büyük seçimi dedik, son şansımız dedik ve orada özellikle genel başkan yardımcıları çok ciddi hatalar yaptılar. Sayın Genel Başkanımızla son olarak 2 hafta üst üste görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerimin sebebi şu değildi. Yani ben milletvekili olayım Yeniden tekrar, aday olayım aday değildi. olayım değil Sayın Evet. Genel Başkanım. Hatta adaylıktan önce bakın 5 tane Türkiye'de grup var. Yani AK Parti'ye baktığınızda en çok oy veren kesimler fakir yoksul kesimi. Evet. Tabandaki bu analizi iyi yapın dedim. Bir, Yörük Türkmenlerden mutlaka aday gösterin. Esnaf odalarından, esnaf birliklerinden, temsilcilerinden mutlaka aday gösterin. Çerkezlerden, Çetnilerden mutlaka aday gösterin. Türkiye'de 15 milyondan fazla engelli var. Engellilerden Mutlaka mutlaka gösterin. aday gösterin. Ben 3 dönem milletvekilliği yaptım. Ama engelli vekilimiz yok. Evet. Neden yok? Neden yok? Neden yok Politika işte? yok çünkü. Aynen. Ya siz yanlış anlamayın. Genel başkanıma da bunu söyledim. Dedim Sayın Genel Başkanım, biz bu 5 grubu es geçersek seçimi kazanamayız dedim. Ve seçimden adaylar açıklandı. Bu saydığım 5 gruptan aday yoktu. Niye koymadınız? Engellilerden yok, Yörük Türkmenlerden yok, Çerkez Çetnilerden yok, efendim esnaf odalarından, birliklerden, sanayicilerden milletvekili doğru düzgün yok, Romanlardan yok. O zaman Sen kimden seçimi oy alacaksın? kaybetmesinin temelinde bu da var o zaman. Evet, Evet. yani bu 5 grubu saydığımda 3 milyon oy alamayacak mısın? Alamayacak mısın? 1 milyon 600 bin Sadece oy alsa zaten iktidar işte onu olacaktı. diyorum. Evet. Sadece Türkiye'de Romanların 2-2,5 milyon, 3 milyon civarında oyu var. Siz bir gruba emek verdiniz 10 yıl boyunca, 14 yıl boyunca biz bu politikayı güttük. Cumhuriyet döneminin en önemli seçimi dedik, bir baktık yok. Yüzyılın seçimi. Sordum, dedim genel başkanım bunu kim yaptı? Özcan Bey dedi listeleri ben yapmadım dedi bana. Açık söyleyeyim. Ciddi mi diyorsunuz? Ben dedi yapmadım dedi liste. Kim Kim yaptı yapmış? efendim? 8 tane genel başkan yardımcısı. İşte bu kötülüğü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapan, bize yapan, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladıyız. Bize bunu yapan Listeleri gördüm genel başkan zaten. yardımcıları. Ne oldu seçimden sonra? Kafalarını hepsi kuma gömdüler. Liste başlarını da gördük. Evet, liste başlarını da gördük. Evet. İzmir'e ne katkısı oldu o liste Hiçbir başlarının? şey. Geliyor mu? İzmir'e görünüyor Yok mu? canım, ne alakası var? İzmir'de liste başlarını kim görüyor? Ya yok ki, Çünkü tanımıyoruz bile. ne kadar oy kazancı oldu CHP'nin? Hiç. Ne kadar? Yani şunu demek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef şunu görüyoruz. Partiye fayda sağlayacak, katkı sağlayacak insanlar değil de yukarıda tepede, genel merkezde işini bitirip arkasından 3 kişi gelmeyecek insanlar liste başları oldu. Ama şimdi İzmir'e uğramıyorlar. Evet, İzmir'e seçildiler. uğramıyorlar. Ankara'da siyaset yapıyorlar. İzmir'e Merkez uğramıyorlar. siyaset. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Ciddi bir hata yapıldı. Peki size engel olan mı oldu mu peki? Yani sizin tekrar milletvekili adaylığınızı engelleyenler oldu mu? Evet, genel başkan yardımcıları. Onların çıkarı ne? Çıkarı ne? Kendi Bile yakınlarından mı? bile Rıdvan Bey bakın açık ve net söyleyeyim. Eğer siz bir seçimi kazanmak istiyorsanız onu da yansıtmanız gerekiyor. Evet. Onu yansıtmanız gerekiyor. Sahaya yansıtmanız gerekiyor. Sen bu 5 gruptan aday göstermezsen sahaya nasıl yansıtacaksın? Yansıtamazsın. Seçimi kazanacağız diye genel başkan yardımcıları genel başkanımızdan daha çok genel başkan Hiçbir gibi şey yapamaz. davrandılar. Evet. Ciddi bir özgüven patlaması yaşadılar. Ne oldu? Ben baştan söyledim.
En son dedim Sayın Genel Başkanım, bu şekilde biz seçim kazanamayız. Kaybedeceğiz dedim. Ben bunun altında imzam olsun istemiyorum dedim. Ben dedim yönetime tepki için istifa edeceğim dedim. Ve istifa ettim. Yani, çünkü başarısız olacağımızı söyledim Genel Başkanım. Evet, yani gidişat öyleydi ve söyledim, siz de tabii yani ki 3 dönem milletvekilliği yaptınız. Söyledim. Ve ben sizi hatırlıyorum, biliyorum, devamlı da aktif sahadaydınız. Hatta birçok etkinlikte sizinle beraberdik gerçekten. Evet. Devamlı sahadaydınız. Özcan Pulçu. Unutmayacağımız bir isimdi. Evet. Peki AK Parti'de Cemal Bekle vardı. Onu tekrar AK Parti adayı gösterdi mi? Aday gösterdi. Gösterdi. Evet. Milletvekili mi şimdi Cemal Bekle? Yok, değil. Değil, şu o an değil. Genel merkezin disiplin kurulunda başkan oldu. Evet, evet. Parti yönetiminde. Evet, parti yönetiminde. Peki siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden şimdi istifa ettiniz. Bu bir tepkiydi. Mevcut genel başkana tepkiydi. Geçen süreç içerisinde tabii ki yönetim geçtiğimiz haftalarda değişti. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. Şimdi evet, başkan Özgür Özel ama başkan Ekrem İmamoğlu diyorlar. Özgür Özel mi başkan, Ekrem İmamoğlu mu başkan? Normalde ortak mı çalışıyorlar? Evet. Veya akıl birliği var mı? El birliği var mı? Yani evet, ortak bir çalışma mı bu? Ben buna katılmıyorum. Yani öyle mi? Evet. Yani en aşağıdan ilçe kongreleri yapıldı. Delegeler efendim oy kullandı. İl kongreleri yapıldı. Sandıkla gelinmiş. En sonda kurultay yapıldı. Pazar günü döviz büroları açıldı. 3 tane döviz bürosu. 1,5 milyar lira para alındı iddiaları var. Hatta dün akşam televizyonda şöyle deniyor. O döviz bürolarının pazar günkü hareketlerini takip edeceğiz. Gerçekten böyle bir şey varsa en azından Cumhuriyet Halk Partililer genel kurulda para döndü mü dönmedi mi delegelere diye şu anda muhalefet derken yani AK Parti veya Cumhur İttifakı bu şekilde harekete geçmiş vaziyette. Ben buna katılmıyorum. Oyla gelmiş sonuçta Sayın Genel Başkan yani. Özgür Özel oylanmış ve genel başkan oldu. Hayırlı olsun. İnşallah başarılı olur. Kendisini tebrik ettim, aradım, tebrik ettim. Sevindim de genç bir kişi kendisi. Çalışkan, özverili birisi. 3 dönem milletvekilliği yaptım kendisiyle. İyi bir insan. Başarılı olacağına da inanıyorum. İnanıyor musun başarılı olacağını? Kendisinin çabalayacağına inanıyorum. Peki kurultayda... Ama tabii yapması gerekenler var. Mesela yani nasıl buldunuz Cumhuriyet Halk Partisi? Parti meclisini nasıl buldunuz? MYK'yı nasıl buldunuz? Gerçekten Türkiye'nin nasıl söyleyelim 50 yıldır Türkiye'de tek başına iktidara gelememiş Cumhuriyet Halk Partisi'ni 2028 yılında iktidara taşıyabilecek bir kadro mu? Dediğim gibi yani yeni bir yönetim geldi, genç bir yönetim geldi. Yenilik iyidir her zaman Rıdvan Bey. Ama dediğim gibi genel başkanın Özgür Özel'in hata yapmaması lazım. Evet, tabana evet, inmeleri lazım. Ha işte, taban daha önemli. Önceki hataları, diğer yönetimlerin yaptığı hataları yapmaması lazım. Çünkü maalesef özellikle genel başkan yardımcıları, gördük bunu biz. Genel başkandan daha çok genel başkan oluyormuş gibi bir tavır sergiliyorlar. Tabana inme sıkıntısı vardı. İnşallah bu hataları yapmazlar. Özgür Bey liderliğini, otoriterliğini sağlamlaştırırsa disiplin çerçevesinde ve sahaya da inecek hamleleri yaparlarsa başarılı olurlar peki diye siz, düşünüyorum. Siz...